Herkese merhabalar. Bu videoda Excel'de dilimleyiciler nasıl oluşturulur ve dilimleyicilerle filtreleme nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle dilimleyiciler nasıl oluşturulur? Bunun için tablomuzun herhangi bir hücresine geldiğimiz zaman şu yukarıda tablo tasarımı buraya tıklıyoruz. Ve burada dilimleyici ekle bu seçeneği seçiyoruz. Şöyle bir ekran geliyor. Burada dilimleyiciye eklemek istediğimiz alanları seçiyoruz. Yani bu alanlar bizim başlıklarımız gördüğünüz gibi. Bunları seçip tamam diyorum ve şöyle 3 tane dilimleyici geldi. Bu dilimleyiciler geldikten sonra şu yukarıda gördüğünüz gibi dilimleyici diye bir menü geldi. Buraya tıkladığım zaman burada dilimleyicilerimin rengini değiştirebilirim. Bu şekilde. İstersem böyle alt alta değil de bunları yan yana sıralayabilirim. Bunun için bunu şuradan çekip genişletirsem böyle yana gelmiyor. Bunun için şu yukarıda bulunan sütunlar, buradan sütun sayısını belirlemem gerekiyor. Daha sonra bu dilimleyicileri ayarladıktan sonra gelelim dilimleyicilerle filtreleme nasıl yapılır? Normalde filtreleme işlemini şuradan yapıyoruz. Örneğin Adıyaman Üniversitesi seçtiğimiz zaman bize sadece Adıyaman Üniversitesi'ni getiriyor gördüğünüz gibi. Ama bunu dilimleyicilerden nasıl yapacağız? Bunun için öncelikle şu filtreleme işlemini temizleyeyim şuradan. Şimdi biz sadece Adıyaman Üniversitesi'ni görmek istiyoruz şurada. Dilimleyiciye geliyorum. Ve şuradan sadece Adıyaman Üniversitesi'ni tıklıyorum. Gördüğünüz gibi buraya sadece Adıyaman Üniversitesi'ni getirdi. Bunu temizlemek için de şurada bulunan çarpı işaretine tıklamam yeterli. Örneğin biz iktisat bölümü hangi üniversitelerde var onu görmek istiyoruz. Direkt şuradan gelip iktisada tıkladığım zaman gördüğünüz gibi otomatik filtreleme işlemini yaptı. Evet, filtreleme işlemi de bu şekildeydi. Excel'de dilimleyiciler bu şekilde kullanılıyor. Gayet kullanışlı ve görsel olarak da göze hoş gelen bir özellik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.